Bizim topraklar
tutkunuyla bütün şerbatları birleşmiş. Bütün güçleriyle bize karşı saldırı hazırlandı. Biz Türkler de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. O yüzden hızlı hareket edip onlara set olacağız. Eyvallah. İstediğimiz tam da budur. Savunma düşman topraklarında başlar. Aksi takdirde vatan elden gidebilir. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyiz. Sultanımızın Konstantiniyye'deki gözü sana bir isim getirecek. Bu isim tapınakçıların casusudur. Şeytanın da kendisidir. Maksadı topraklarımıza haç ordularını girdirmektir. Sultanın Konstantiniyye'deki gözünü iyi tanırım. Tapınakçıların casusunu öldürmeden Karacahisar'ı fethedemeyiz. Nerede bulacağım onu? Nerede?
hayatımızın parçası. Bizi çok büyük dertten kurtardın. İki düşmanımız var beyim. Biri bu görünenler. Diğeri de görünmeyen köpekler. Ya kardeş daha iyi ya. Biri biter biri başlar. Talimsiz kalmayız biz de. Gayrı cengimiz başkadır. Bu topraklarda her daim uyanık olmak zorundayız. Oyunun içinde oyun vardır. Bu tuzakları bozmak için gayrı biz de onların anladığı dilden konuşacağız. Beyim, onların dillerini koparalım. Dilsiz kalsın, soysuzlar. Kutlu yolda sefer için gayrı biz tuzaklar kurup onları pusuya düşüreceğiz. İlk önce şehitlerimizi defnedelim. Sonra hanlı pazarı yolu tutacağız. Eyvallah beyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eline, beline, diline sahip olasın. Rızkı hüdadan gayrı kimse de aramayız. Hünerini, zekanı hayır dışında harcamayız. Dertlere derman olmak, şifayı haktan bilmek. Ustama layık bir şifacı olmak için itesiye çalışacağım. Eyvallah, evlat, eyvallah. Eksik olma. Hem benim gündüzüm de var.
işin başına git. Ben gündüzle ilgilenirim. Kızım Gülkut, sen de yardım et. Thank you.
Yaşınca su nasıl atacaksın abi? Gözlerin senden alır tanımaz. Gönlünde senle yürüyeni bilmezse cengi çoktan yitirmişsindir kardeş. İyi. Bakalım burada fırsatımızın kısmetine ne düşeceği. Kardeş. Bek durursan kısmet fırsatımıza değil. Kesimize düşer. Neyse kardeş. İpeği Kaşmir'le buluşturan, çaraplarınızı lezzetle coşturan, sofralarınızı baharatla büyüleyen, evlerinizi kumaşlarla süsleyen, Allı Pazar'ın sahibi Simon sizi bekler. Gelin. 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 Beni takip edin. Ya kardeş, bu yerden bitme. Ya buradaki kıtlak bizim köşklere denk dur. Mevdar da böyle böğürür. Yerden bitme. Pazarda bu sırtta bizi aksırılacak. Konstantiniyye'deki ahmaklar nasıl olur da kim gibi sultanın cancısından saklayamaz? Tapınak şövalyesi olduğunuzu bilmiyorlar ama efendi Simon. Haçlı ordusuna, papaya hizmet ettiğimizi biliyorlar ama. Bu kesinlikle büyük üstad Benediktus'un suçudur. İlk fırsatta bu hadiseyi tapınak şövalyelerinin yüce konseyine götüreceğim. Ahmaklıkları yüzünden neler olacağını düşünmezler mi lan? Ya İznik'ten Konya'ya kadar kolları uzanan yapımız çökerse? Ya Sultan Alaaddin'in ordusu Haçlı ordusundan önce gelip bu toprakları fethederse? Lanet olsun. Kim olduğunu bile öğrenemedik. Ne yapacağız efendim Simon? Konstantiniyye'den gelen adamı yakalarsak her şeyi çözebiliriz değil mi? Pazar bugün açılıyor. Binlerce adam olacak. Onu nasıl tanıyacağım? Konstantiniyye'den geldiğine göre sultanın casusu sıradan biri olamaz. En güvendiğimiz kişinin kılığında olacaktır. Olsa olsa bir şövalye olacaktır. Sizden korkulur efendisi mi? Yoluna tuzak kur. Gördüğün ilk şövalye pençelerinin arasına düş. Yakıp kavuran cehennem gibi bir yazı ardımızda bıraktık. Keselerimiz çil çil altınlara aç. Uğursuz kış rüzgarları yüzümüzü kesinceye kadar pazarım da, hanım da hizmetinizdedir. Elbette satacak malı ve kesesinde altın olanlar. Konstantin
en değerli mallarını bu pazarın tezgahlarında bulacaksınız. Mallar sizinse tezgahlarınızda. Tezgahlarınızdaki malların emniyeti de benden sorumlu. Bilenler bilir, bilmeyenlere anlatsın. Bu pazar Simon'un pazarıdır. Gözünüzde, gönlünüzde altına doysun dilerim. Simon efendi, Bizans'ın imparatoru Johannes Patakis ise sen de bu pazarın imparatorusun. Çok yaşa Simon, çok yaşa. Çok yaşa. Akşam sizin için büyük bir hazırlık yaptı. Herkes bu büyük lezzetin tadına baksın. Kıyı boyundan Ertuğrul Bey. Demek yolun pazara da düşermiş ha. Çavdar Tatarlarından Ural Bey. Duydum ki pazarlar yiğit görmek istermiş. Biz de girelim dedik. Thank you.
saklanacağız. Emin olun beyim. Bunca altını ne yaparsın merak ederim Simon Efendi. Merak iyidir Ural Bey. Duydum ki Toplamış Bey de seninle altlar karıştırdığını merak edip durulmuş. Herkese senin hakkında sorular sorarmış. Uğursuz köpek. Belasını arıyor. Vakti gelince onun icabına bakarsın. Sana iyi haberlerim de var. Sultan Alaaddin'in has adamı neydi adı? Saadettin Köpek. Heh. İşte o. Konya'dan gelen bir tüccardan öğrendim. Sultanın sarayına vezir olmuş. Gayrı argam sağlam demektir. Konya'dan gelecek mallar bundan sonra senden söylenecek. İyi kazanacaksın. Eğer yanlış yapmazsan sen de kazanırsın. Kendine çok güvenen adam. Kim bu? Seninle konuşurken gördüm. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Cenk'te mahirdir. 3-5 leşin postunu satmak için gelmiş. Ama sanki gözleri başka bir şeyin peşindeymiş gibi. Bileği taşı gibi öfkemi bilemek.
Allah'ın erleri senin kadar yürekli olaydı. Düşmanlar şerri bize bayram olurdu kızım. Sen de iyi bilirsin ki Simon Efendi, bu diyarlarda güç her şeydir. Altında gücün kamçısıdır. Ama 2-3 kervandan gelen altından bir halt olmaz. Hayre, devlerle aşık atmak isterim. Bunun da vakti gelmiştir. Bu dediklerini baban Candar Bey'e de dedin mi? Babama karıştırma Simon. Meselen neymiş Mutluca?
vakit görürsün beyim. Kutlamış başına bela olacak demiştim. Gözlerin sırçadan gibidir aslan. İçindekini görmemek için kör olmak gerekir. Hayırdır? Sırça gözlerim ihanet görmüştür abi. Vakit. Gözlerin adaletini de görsün kardeşim. Görsün ki bu güzel gözlerin ağabeyine umut versin. Söyledikleriyle sizi ikna etmiş. Kararınızı verip cezamı kesmiş.
kesmişsiniz. İnandınız sizde kalsın. Sen bana düşen bedeli söyle baba. Kızılırmak kadar kanın denizlere aksa bu günahını temizler mi sanırsın Ural? Her şeyi bilirim. Bu itki vermeden evvel her şeyi anlattı bana. Daha ne söylersin? Gizlerim! İşler kesat ha, Ertuğrul Bey. Sen de cenge gelmişsin Ertuğrul Bey. Pazarda cenk olmaz demiştin. Üstelik.
Üstelik uyanık olmadığın için yerde almışsın.